Cumhurbaşkanı düzeyinde bugün acil bir misak-ı milli tartışması açmak doğru mu? Şimdi misak-ı milli, bir kere misak-ı millinin ne olduğunu konuşalım. Misak-ı milli biliyorsunuz 28 Ocak 1920 günü İstanbul'da toplanan Meclis-i Mebusan'da alınan karar. O kararı Ankara'da, daha doğrusu aslında o kararın aslı Erzurum ve Sivas kongreleri kararlarıdır. Ve Ankara'da onu Atatürk kendisi formüle etti. Yani misak-ı milli metni konusunda çok çeşitli iddialar vardır. Şu metindir, şu metindir falan filan gibi formüle etti ve kararın özü şu. Mütarekenin yapıldığı tarihte, yani 30 Ekim 1918 tarihinde Türk ordusunun hakim olduğu sınırlar içindeki topraklar. Türk ve Kürtlerin ortak yaşadığı topraklar falan diye de formülasyonlar var aynı kararda. Ama somut olan şudur. Türk ordusunun 30 Ekim 1918 günü kontrolünde olan topraklar misak-ı milli oluşturur. Bu ama sonuç itibariyle bir kesin harita var mıdır? Dur. Benim bildiğim yok. Ya kesin harita yok. Türk ordusunun nerelerde olduğu 30 Ekim 1918 günü belli. Yani bugün Türkiye'nin sınırlarının biraz güneyinde bazı yerleri daha bunun içine alabilir. Ama şöyle, arkasından ne oldu? Lozan'da bu konu masadaydı. Musul-Kerkük açısından anlaşma olmadı Lozan'da ve bu bir şeye bırakıldı. Cemiyeti Akvam, yani Kavimler Cemiyeti'nin tartışması ve kararına aktarıldı. O zamanın Birleşmiş Milletleri. Evet, Birleşmiş Milletleri. O zaman 1924 Haziran'da Haliç Konferansı toplandı bu amaçla. Haliç Konferansı'nda da anlaşma olmadı. Sonbaharda Cemiyeti Akvam, Kavimler Cemiyeti toplantısında konuşuldu. Anlaşma gerçekleşmedi ve en sonunda 1926 yılında Ankara Anlaşması'yla Türkiye-Irak sınırları kesinleşti. Bugünkü sınırlar. Ve 1926 Ankara Anlaşması artık Misak-ı Milli Anlaşması. Efendim bizim sınırımız aşağıdan geçiyordu, yukarıdan geçiyordu falan filan. Bunlar şu bakımdan çok çok yanlış. Sonuç itibariyle güneyimizdeki komşularımız Irak, biraz da Suriye diyelim. Siz kalkıp da efendim Misak-ı Milli bu değildi, daha fazlasıydı diye bir iddiaya kapılırsanız o zaman Suriye ve Irak'ı bölmeye çalışan Amerika projelerinin içine girersiniz ve bu komşularınızın hepsini karşınıza alırsınız ve bir de artık kesinleşmiş, istikrar bulmuş sınırlar. Bizim misak-ı milli sınırlarımız bugünkü Türkiye'nin güney sınırlarıdır. O kadar. Efendim misak-ı milli de şu da harita misak-ı milli'den gibi. Vaz mı geçiyorsunuz? Bakın bu vazgeçmiyoruz. Misak-ı milli bu. Bu Büyük Millet Meclisi'nde de çok tartışıldı. Atatürk'e o zaman muhalefetler yapıldı. Vay sen Musul-ı Kerkük'ü bıraktın falan filan. 1925 yılında Şeyh Said isyanı olduktan sonra yani İngilizler o isyanı özellikle Türkiye'yi Musul-ı Kerkük'ten vazgeçmek üzere çıkartmışlardı. Hele o isyandan sonra bugünkü sınırlar kesinleşti, istikrar buldu. Şimdi böyle eskileri karıştırıp misak-ı milli o değildi buydu falan filan gibi iddialar kadar saçma bir şey yok. Bakın Vatan Partisi'nin programı şu. Batı Asya Birliği'ni kurduğumuz zaman bırakalım efendim Musul Kerkük'ü, Basra Bağdat'ta bizim olacak, İstanbul'da Irak'ın olacak. Bakın en güzel çözüm. Basra Bağdat Türkiye'nin olacak, İstanbul, Ankara, İzmir, Trakya'da Irak'ın olacak. Yani bir Batı Asya Birliği kuracağız. Diyelim bir konfederasyon düzleminde devletler falan olacak ama bunlar bir Türkiye, Irak, Suriye, bir adım sonra İran, bunlar bir konfederasyonda pekala buluşabilir. Hatta Lübnan bile bunun içine girebilir. Azerbaycan dahi bunun içine girebilir. Onun için burada hala Irak'la ve Suriye ile Türkiye arasında sınır kavgaları çıkartmak isteyen her girişim Amerika kaynaklıdır. Bunu Türk milliyetçisi falan geçinerek yapanlar da olur. İşte diyelim Devlet Bahçeli çıkar 91, 92, 93, 94, 95 diye ondan sonra sayarak
efendim Kerkük'ü, Musul'u, Halep'i, şurayı, burayı alma iddialarıyla ortaya çıkanlar da olur. Bunların hepsi bir tek Amerika'yı sevindirir. Çünkü bugün Suriye, Türkiye ve Irak, Türkiye'nin beraber olması lazım. Beraber olmadan hiçbir sorunu çözemeyiz. Eğer biz Suriye ve Irak'la düşman konuma düşersek, bu misak-ı milli iddialarıyla Diyarbakır'da kaybederiz. Bakın, Suriye ve Irak dostluğu Türkiye için bugün şart. Neden şart? Amerika bir Kürdistan kurmak istiyordu. Nasıl bozduk bu planı? Irak'la beraber hareket ederek. Irak ordusu aslanlar gibi Kerkük'e girdi. Bakın, Devlet Bahçeli'nin ülkücülerimi göndereceğim falan filan dedi. Ülkücülerle Kerkük, Musul'u alamazdınız ama Irak ordusu girdi, aldı. Türk ordusu sayesinde, Türkiye-Irak birliği sayesinde. Şimdi Suriye'de de terör örgütlerini nedir? Türkiye, Rusya, İran ve Suriye birlikte tasfiye ederler, temizlerler Suriye topraklarını. Bu aynı zamanda Türkiye'nin toprak bütünlüğü olur. Onun için bugün en yanlış şey, misak-ı milli gibi kutsal bir kavramı da kullanarak Türkiye'nin güneyindeki sınırları yeniden belirleme gibi iddialarla ortaya çıkmaktır. Bu vahim sonuçlara yol açar. Siz